Evet sevgili yengeçler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Şubat ayında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. Arkadaşlar 7 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Arkadaşlar direkt asaların altılısı. Kazanandır yani zaferi sembolize eder, başarıyı sembolize eder arkadaşlar. Bu dönem hakikaten bir takım İşlerde başarıya kavuşacağınıza, özellikle liderlik vasıflarınızın had safhada olacağı ve hatta normalde şu denir aslında bu kart için, insanları peşinden sürükleyen. Yani bu da ne olabilir? Popülaritenizin artabileceği bir şeyler olabilir hayatınızda. Atıyorum işte vlogunuz vardır, blogunuz vardır veyahut bir yerde bir yazı yazıyorsunuzdur veyahut hakikaten insanları peşinizden getirecek bir takım işlerle ilgileniyorsunuzdur. Bununla alakalı da insanların dikkatini çekebileceğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da şeydir. Bu dönem memnun olacağınız her şeyin olacağını sembolize eder. Ve aynı zamanda da planlarınız hakkında bir takım düşünceleriniz varsa, bu kart der ki aslında düşündüğünden fazlasını alırsın der. Sevgili yengeçler için dikkatler üzerinizde olacak ve çok şanslı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda asaların altılısı, ama aşırı da gururlu olabilirsiniz bu dönemde ilişki konularına. O yüzden dikkat arkadaşlar. Evet, asaların dokuzlusu arkadaşlar. Asaların dokuzlusu da nedir? Dayanıklı olacağınız bir dönemi sembolize eder arkadaşlar ve der ki evet savaş olacak, savaşta son kalan adam olabilirsin fakat zafer her halükarda seninle der sizlere sevgili yengeçler. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar için belki yeni bir firma kurma adımı veya bir takım planların başlangıcı olabilir bu dönemde aynı zamanda. Ve şöyle söyleyeyim, kan ter gözyaşı arkadaşlar. Bu kartın aslında mottosu, iki tane mottosu var. Birincisi kan ter gözyaşı. Evet, tırnaklarınızla kazıya kazıya bir şeyleri artık sonuca vardırıyorsunuz. İkincisi de der ki bu kart bizlere, asaların dokuzlusu, evet kazanacaksın ama şunu da hiçbir zaman aklından çıkartma. Kazandığın zaman dahi, ilerisi için dahi, bu zamana kadar geldiğin o arayı, dönemi, dönemden ders çıkar der. Yaşadıklarından ders çıkar der birazcık sevgili yengeç. Ve işte stres yaşayabilirsin ve bu aralar kronik birazcık baş ağrınız olabilir sevgili yengeçler. Hadi bakalım. Üçüncü kartımız sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, asaların üçlüsü ve hep asalardan gidiyoruz arkadaşlar. Yani bu ne ola ki? Asalar ve bir de çabuk karttır arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size? Der ki zaten sen geçmişte seçimini yapmışsın sevgili yengeç. Ve sonucunu bekliyorsun der. Asalar nedir? İşte kariyeri sembolize eder. Hedefimizi, tutkularımızı, arzularımızı, irademizi sembolize eder arkadaşlar. Normal şartlarda asalar ve çabuk gelişen şeylerdir. Ve bu da der ki bu dönem korkusuz ol. İlk adımı at. Artık planlarını hayata geçir der. Yani zaten seçimini yapmışsın. Bu seçimin sonucunu lütfen hayata geçir. İleriye bak. Çünkü eğer böyle yaparsan çok hızlı bir şekilde büyüme sağlayacaksın der. Hadi bakalım dördüncü kartımız. Sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler. Aziz diyorum ya. Ermiş kartı çıktı arkadaşlar. Ermiş kartı da nedir? Eğer çok yükseklerde başarıya ulaşmak istiyorsanız biliyorsunuz hayatımızda birazcık temizlik yapmamız gerekiyor. Ve bu dönem aslında bu temizliği de gerçekleştireceğinizi hayatınızda
sembolize eder. Ermiş kartı arkadaşlar aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Bu dönem hatta tek başınıza izole bir şekilde çok daha verimli çalışabileceğiniz bir dönemi. Yani şöyle söyleyeyim size. 2-3 kişinin yapacağı işi tek başınıza layığıyla çok daha iyi bir şekilde yapabileceğinizi sembolize eder. Çok iyi durum analizi yapabilirsiniz bu dönem arkadaşlar. Çok kritik kararlar alabilirsiniz ve çok kritik analizler yapabilirsiniz hayatınızla alakalı. Bazı arkadaşlar için de hastaneyi sembolize eder. Hastaneyle alakalı bir takım işleriniz olabilir sevgili yengeçler bu dönemde. Ama en önemlisi arkadaşlar temizlik. Evet kazanıyorsunuz ve bu yolda çok çabuk hareket etmek için de birazcık ağırlıklarınızdan kurtulmanız gerektiğini sembolize de eder aynı zamanda bu kart arkadaşlar. Hadi in bakalım 5. kartımız sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler, kötü dönem artık geride kaldı. Kılıçların onlusu neden? Ya tamam adam burada ölmüş gibi arkasından sırtından bıçaklanmış vesaire. Geçmiş. Bakın gün aydınlanıyor. Yani reenkarnasyon gibi düşünün. Ölüp yeniden dirilme gibi veyahut anka kuşu gibi düşünün. Küllerinden doğma, yeni bir döngüye başlama hayatınızda arkadaşlar. Çok önemli bir dönem sizleri bekliyor. Özellikle yükseliş ve yepyeni bir döngü. Eski döngünün bitişi, yepyeni bir döngünün başlangıcı arkadaşlar. Ha, çok özür diliyorum. 6. karta geçmeden. Ayrıca da arkadaşlar bu dönem hastanede kan analizleriyle ilgili iğne ile alakalı bir takım işlemleriniz olabilir. Veyahut işte iğne ile yapılan akupunktur tarzı veyahut hacamat mı deniyordu? Sırta küçük küçük böyle bardaklarla çekiliyor ondan sonra çizikler atılıp. Onunla alakalı da bir şeyler olabilir bu dönem. Ve sizin dışınızda dışarıdan kötü bir takım haberler alabilirsiniz. Buna fiziksel anlamda kayıp da dahil arkadaşlar maalesef. 3-5. 6. kartımız diyor ki kılıçların 8'si arkadaşlar. Kılıçların 8'si de nedir? Normal şartlarda eğer mahkeme ile alakalı hapis cezasıyla sonuçlanabilecek bir takım mahkemeniz varsa ciddi mahkeme hapiste sonuçlanabileceğini hayatı aslında bakın arkadaşlar önündeki suyu görüyor musunuz? Gayet sakin bir su, temiz bir su. Bu da der ki bakın kılıçlar etrafını sadece kapatıyor. Ön tarafı açık kadının öne de gidebilir, arkaya da gidebilir. Yani sadece yanlarını kapatmış kılıç. Her türlü çıkabilir bu durumdan. Bu da der ki sen kendi kendine olayları dramatik hale getiriyorsun der sevgili yengeç. Ve bu diyor senin kendi seçimin. Sen böyle seçtin ve bu seçiminin sonuçlarını yaşıyorsun der. Aynı zamanda özgürlüğe kavuşmayı ve olayları yeni bir bakış açısıyla bakmaya başlamayı sembolize eder arkadaşlar. 3-6. Son kartımız sevgili yengeçler için arkadaşlar. Birazcık setim çatallı çıkabilir bu aralar. Sanıyorum üşüttüm. Sevgili yengeçler. Ama son sözde ne söylüyor? Aşıklar kartı. Şanslı ortaklık. Şanslı buluşma. Şanslı tanışma. Şanslı ikinci bir iş. Uzun dönem birliktelikler için evlilik veyahut da evliliğe adım artık der bu kart. Ve seçim kartı. Hayatınızda bir seçim yapacağınızı ve bunun da çok güzel bir seçim olacağını sembolize eder bu kart. Evet sevgili yengeçler sizler için Şubat 2024 tarot yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.